Onların Amerikan askerleri YPG ile ortak operasyon görüntüleri yayınlanmış. Fotoğraflar vardı. Bakayım. Amerika YPG'ye niye terörist demiyor, sebebi ortada diye yorumlandı bu resimler. İşte işi şeyler. Cinayete alışmışlar. Gidip gasp yapıp, hırsızlık yapıp ihtiyaçlarını gideriyorlar. Tam maceraperest. Nerede böyle pislik, katil, ahlaksız, haysiyetsiz, lümpen takım varsa Amerika'da, İngiltere'de buraya gönderiyor. Ve bunlar da her türlü rezilliği yapıyorlar orada. Müslüman alemin başına bela oldular. Dünyanın nerede azgını varsa, gözü dönmüş, böyle psikopatlıktan zevk alan, sapık, tinetli adam varsa orada. İslam alemini bunlarla yavaş yavaş yok edeceklerini düşünüyorlar bu it kopuk takımıyla. Güya bir deccal ordusu kurdular kendi kafalarına göre. Iraklıları yok edecekler, Suriyelileri yok edecekler. Suriye'nin de başına bela oldular. İran'ın da başına bela oldular, Türkiye'nin de başına bela oldular. Amerika çok çirkin bir maceranın içine girdi. Bu homoseksüellerle falan işbirliği yapması yahut yaptırtması çok büyük bir hata. Çok büyük bir yanlış ve çok büyük bir çirkinlik. Kendini derhal düzeltmesi gerekiyor. Bu yanlış yoldan, bu bataklıktan derhal çıkması gerekiyor. Cemil Bayık'ın bazı açıklamaları vardı Adnan Bey. BBC Cemil Bayık'la röportaj yapmış. PKK Türkiye'yi uzun bir bağımsızlık savaşı için uyarıyor başlığıyla duyurmuş BBC haberi. Cemil Bayık BBC'ye verdiği röportajda Amerika ve İngiltere ile doğrudan görüşmelerinin olduğunu ve Türkiye'ye karşı uzun ve yoğun sürecek bir savaş yürüteceklerini söyledi. Amerika ve İngiltere gerilla ile doğrudan iletişimde diyen Cemil Bayık, Ankara'yı Kürtleri diz çöktürmeye çalışmakla suçlayarak Türkiye'yi bölmek istemediklerini de iddia etti ve örgütün müzakerelere halen açık olduğunu söyledi. Bölmek değilse ne amacı? Yani niye sahtekarlık yapıyor ki? Yani alenen ahlaksızlık yapıyor. Tek amacı bölmek. Bölmenin dışında niye savaş yapıyor ki? Yani niye kan dökülüyor o zaman? Tabii ki bölmek tek amacı. Ve Amerika'nın İngiltere'nin de kendilerini desteklediğini açık açık söylüyor işte. Ama asıl olan İngiliz derin devletidir. Benim anlatımlarımdan sonra mecburen şakır şakır ötmeye başladı. Daha önce hiç söylemiyordu. Yani olayın arkasında Amerika'nın, İngiltere'nin olduğunu hiç söylemiyorlardı. Ben deşifre edince torba patladı. Bülbül gibi şakımaya başladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da BBC'yi eleştirmiş Cemil Bayık'a röportaj yaptıkları için. Cemil Bayık'ı konuşturmanız terör örgütü propagandası yapmaktır demiş. Eğer İngiltere'de metro saldırısını yapan El-Kaide mensuplarıyla mülakat yapılsaydı bu ülkelerin tepkisi nasıl olurdu? İşte İngilizlerin devleti İslam alemini yok edecek deccal ordusu olarak görüyor PKK'yı. Cemal Bayık falan o tipleri de o ordunun azılı deccal başları olarak görüyor. Dolayısıyla utanmadan pervasızca onları desteklemeye devam ediyorlar. Halbuki utanma hissi olması lazım. Ama adamlar yolu belli. Evet. Bunları sadece eleştirmek yetmez. Bütün dünyaya tanıtmak lazım. Yaptıklarının mantıksızlığını halka anlatmak lazım. Halk öyle şeylere pek o kadar dikkat veremiyor bazen. İyi vurgulandığını anlıyorlar. İyi vurgulamak lazım.